Merhaba arkadaşlar. Finans Matematiği kitabının ikinci ünitesinin kendimizi sınayalım sorularını hep birlikte çözeceğiz. Ünitemiz basit faiz ve basit iskonto. Basit faiz ve basit iskonto ile ilgili sorular çözeceğiz. Her zaman olduğu gibi sizden ricam Önce soruyu bir okuyun. Kendiniz çözmeye çalışın. Çözümünüzü daha sonra devam ettirerek benim çözümümle karşılaştırın. Eğer çözemiyorsanız doğrudan benim çözümümü izleyebilirsiniz. Böylelikle daha verimli bir çalışma yapmış oluruz. İlk soruyla başlıyorum. 3 ay vadeli 240.000 TL vade değerli bir senet yerine 261.810 TL vade değerli yeni bir senet verilecektir. İç iskonto yönteminin kullanıldığı bu işlemde yıllık faiz oranı %40 olduğuna göre yeni senedin vadesi ne olacaktır? Şimdi bu soru eş değer senetlerle ilgili eş değer senetler eş değer senetlerde iki senedin bugünkü değerlerini birbirine eşitliyoruz. Bu soruda da iç iskonto yönteminin kullanılacağı söylenmiş. O zaman iç iskonto yöntemine göre iki senedin bugünkü değerlerini birbirine eşitleyelim. İç iskonto yöntemi nasıldı? S bölü 1 artı R çarpı T. Şimdi iki tane senet olacağı için bunu birinci senet diyelim. S1 ve bunun vadesi de T1 olsun. İkinci senedimizde S2 olsun, 1 artı r çarpı t2. Ne yaptık? İki tane senedin e, bugünkü değerlerini iç iskonto formülünü kullanarak birbirine eşitlemiş olduk. Birinci senedimiz 240 bin lira değerindeymiş, o yüzden S1 yerine 240 bin yazıyorum bölü 1 artı r faiz oranımız yüzde 40 r yerine yüzde 40 yazdım çarpı birinci senedin vadesi 3 aymış 3 bölü 12 yazdık eşittir diyorum ikinci senedimizin değeri 261.818 lira ikinci senet yerine de 261.818 yazdık bölü 1 artı faiz oranı zaten aynı olacak. %40 çarpı ikinci senedir vadesi T2 bölü 12 diyelim. Bu işlemi yaptığımızda T2'yi bulmuş olacağız. Şimdi eşitliğin sol tarafındaki 240.000 bölü 1 artı 0.40 çarpı 3 bölü 12 işlemini yaptığımızda sonuç 218.000. 182 olacaktır. Burada e, hesap makinesini etkin bir şekilde kullanın lütfen. Hızlı bir şekilde yapabilecek hale gelin. Eşitliğin sağ tarafı yine 261.818 bölü 1 artı 0.40 çarpı T2 bölü 12. Şimdi 261.818'i 218.182'ye böleceğiz. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. O da 1,20 çıkar. Demek ki 1 artı 0,40 çarpı T2 bölü 12 eşittir. 1,20 olacaktır. 1'i eşitliğin sağ tarafını eksi 1 olarak geçirdiğimizde 0,20. Daha sonra bunu 0,4'e bölüp 12 ile çarptığımızda da sonuç T2 eşittir 6 ay olarak bu soru çözülmüş olur. Cevap değişikli. Şimdi açık öğretim sınavında <laughs> bu tip bir sorunun gelme ihtimali <laughs> çok yüksek değil. %50 diyeyim ben bunu. Çünkü biraz e, çözümü uzun sürdüğü için ve eee açık öğretim sınavında da zaman çok uzun olmadığı için böyle bir sorunun gelme ihtimalini açıkçası biraz zayıf görüyorum. Şimdi ikinci soruya geçelim. İkinci soruda diyor ki vadesine 40 gün kalmış bir finansman bonosunun vade değeri 100.000 TL'dir. Yıllık faiz oranı %60 olduğuna göre Basit iç iskonto ile satın alındığında finansman bonusunun satış fiyatı ne olur? Şimdi yine iç iskonto yöntemi var. Hemen şurada bir şekil yardımıyla e, göstermeye çalışayım. Vadesi 40 40 gün kalmış, 40 gün ve vade değeri 100 bin liraymış. Şuradaki 40 gün sonraki değeri 100 bin lira. Bize bugünkü değer soruluyor. Yani biz 40 gün bunu geriye getireceğiz. Bir önceki soruda iç iskonto formülünün yaz, e, yazmıştık. P eşittir. S bölü 1 artı R çarpı T. S nedir? Vade değeri. Yani 40 gün sonraki değeri. Oraya 100 bin lira yazıyoruz. 100 bin. Bölü 1 artı R faiz oranımız %60. %60 çarpı vade yani T. 40 gün kalmış. Burada da unutmayalım hep kalan süreyi esas alacağız. Geçen süre önemli değildir. Önemli olan kalan süredir. O zaman buraya da 40 bölü. Şimdi 360 mi yazacağız? 365 mi yazacağız? Bazen soru da parantez içinde burada olduğu gibi verilir. Eğer verilmezse 365 kullanmamız daha doğru olur. Bir 40 bölü 360 yazıyoruz. Bu işlemi yaptığımızda sonuç 93.750 eder. 93.750 Aşık Böyle bir sorunun Sınavda çıkma ihtimali yüzde yüzdür arkadaşlar. Mutlaka bu formülü ve bu çözüm, çözüm şeklini öğrenin. Sınavda böyle bir soru mutlaka çıkar. Şimdi geliyoruz üçüncü soruya. 60.000 TL 3 ayda 66.750 TL'ye ulaşmıştır. Uygulanan faiz oranı yüzde kaçtır? Ne olmuş yine basit faizle yapacağız. 3 ay demiş çünkü bir yıldan kısa süreli işlemlerde biz basit faizi kullanıyoruz. 60.000 TL diyor. 66.750 TL'ye ulaşmış. Yine şurada şekil üzerinde göstermeye çalışayım. 0 noktasında 60.000 liramız varmış. 3 ay sonra bu 66.750 TL'ye ulaşmış. Burada bir faiz değişiyor biliyorsunuz. I kadar faiz. Demek ki bu başlangıçta yatırılan P ve dönem içerisinde elde edilen I S değerine ulaşmış. 66.750 S değeri oluyor. O zaman biz ne formülünü kullanacağız? S eşittir P 1 artı R çarpı T formülünü kullanacağız. S yerine 66.750'yi yazıyoruz. P yerine 60.000 yazıyoruz. 1 artı R. Bizden R isteniyor zaten. Dönemimizde 3 ay 3 bölü 12 diyoruz. Bu işlemi yaptığımızda Ne oldu? Yanlış bir yere bastık herhalde. Evet. 1 artı R çarpı 3 bölü 12 diyoruz. Şimdi 66.750'yi yine 60.000'e 60 böleceğiz öncelikle. 1 artı R çarpı 3 bölü 12 eşittir 1 virgül eder. Buradan da biri sağ tarafı eksi olarak geçiriyoruz. Çıkan sonuç bölü 3 bölü 12 dediğimizde R eşittir 0 virgül Yani yüzde 45 çıkıyor. Doğru cevap B şıkkı. Burada <laughs> Hesap hesap makinesiyle işlemlerin nasıl yapıldığını göstermiyorum artık onu siz kendiniz yapabilmelisiniz. Bu konuda pratiklik kazanın. Bunları tek tek göstermeye kalkarsak çok uzar videomuz. O yüzden hemen ben sonucu yazıyorum. Böyle bir sorunun çıkma ihtimali kaçtır derseniz yine %100'dür derim. Çıkar yani. Çok uzun bir soru değil, böyle bir soru çıkma ihtimali çok yüksek. Gelelim Dördüncü soruya. <laughs> Vadesine 4 ay kalan 500 bin TL değerli bir senet %45 iskonto oranı ile iskonto ettirilmiştir. Dış iskonto yöntemine göre iskonto tutarını bulunuz. Biraz önce iç iskontoya göre yapmıştık benzer bir soruyu. Şimdi ise dış iskonto yöntemine göre bulun diyor. Sadece formülü değiştireceğiz. Yine ben şöyle açıklayıcı olması açısından şekil çizeyim. 0 ve 4 ay sonra bir senedimiz var. Değeri 500.000 TL'ymiş 4 ay sonraki. Bizden bugünkü değer isteniyor. P değeri. Bu 500.000'i biz geri getireceğiz. Dış iskonto formülümüz nedir? S eşittir. P 1 eksi R çarpı T'dir. 1 eksi R çarpı T. Şimdi formülde e, yerine koyalım. Pardon çok özür diliyorum. Yanlış yazdım. Şöyle olacak. P eşittir S 1 eksi R çarpı T olacak. S yerine biz 500.000 TL'yi yazıyoruz. 500.000 1 eksi Faiz oranımız yüzde 45. 0,45 çarpı t yerine de 4 ay yazacağız. Yine 4 bölü 12 olarak. Niye 4 bölü 12 yazıyoruz? Çünkü faiz oranı yıllık verilmiş %45 olarak. Bu nedenle 4 bölü 12 yazıyoruz. Bu işlemi yaptığımızda sonuç 425 bin lira çıkıyor. O zaman iskonto tutarı ne olur? İskonto tutarı vade değeri 500 binden bugünkü değer 425 bini çıkartırsak aradaki fark 75 bin lira iskonto tutarı olacaktır. Cevap C şıkkı. Böyle bir sorunun gelme ihtimali de yine %100 arkadaşlar. Gelelim 5. soruya. 100.000 TL nominal değerli hazine bonosunun vadesi 15 Ağustos 2003'tür. Bu bononun 2 Mayıs 2003 tarihindeki değerini iç iskonto yöntemine göre bulunuz. İskonto oranı %55 yılı da 365 gün olarak alın diyor. Yine şekilde gösterelim. Şimdi vade 15 Ağustos'muş. 15 Ağustos. 2 Mayıs tarihindeki değeri soruluyor. Bugünkü tarihimiz 2 Mayıs. Vade tarihindeki değeri 100.000 TL'ymiş. Bizden 2 Mayıs tarihindeki değeri soruluyor. Yine buradan geriye getireceğiz. Yine ne var? İç iskonto yöntemi. Şimdi arkadaşlar burada 2 Mayıs ile 15 Ağustos arasında kaç gün var onu öncelikle bilmemiz lazım. Şimdi şurada yapalım onu. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Mayıs kaç gün çekiyor? 31 gün çekiyor. 2 gününü çıkartalım. 2 Mayıs'ta başlamış. Geriye 29 gün kalmış. Haziran ayı 30 gün çeker. Temmuz ayı 31 gün çeker. Ağustos ayı 15 gün çeker. Demek ki bu iki aradaki gün sayısını topladığımızda 105 gün ediyor. Bu 2 Mayıs'tan 15 Ağustos'a kadar 105 gün var. Artık bundan sonra işimiz kolay. P eşittir. S bölü 1 artı R çarpı T formülü. iç iskonto. S yerine 100.000'i yazacağız. 1 artı R. R'miz %55. 0,55 çarpı kaç gün bulduk? 105 gün bulduk. 105 bölü yılı da 365 gün alın diyor. Yıl yerine de 365 yazdık. Bu işlemi yaptığımızda sonuç 86339 ediyor. 86339 yani cevap C şıkkı. Şimdi açıkçası böyle bir sorunun gelme ihtimali ben %50 buluyorum. Neden? İki tarih arasındaki gün sayısı hesaplatılmayabilir. Böyle bir şey istenmez. Doğrudan iki tarih arasındaki gün verilirse o zaman %100 çıkar. Ama işte bir tarih verilip sonra başka bir tarihle arasındaki gün sayısını da size hesaplattırmazlar diye düşünüyorum. Ama gün sayısı doğrudan verilirse mutlaka böyle bir soru gelebilir. Altıncı soru. 50 bin liralık bir krediye 4 ay için 3.000 lira faiz ödendiğine göre uygulanan yıllık faiz oranı ne olmaktadır? Şimdi yine şuradan şekil üzerinde gösterelim. 4 aylık bir kredi kullanmışız. Krediyi bugün kullanıyoruz artık. 50.000 TL. Sonra bir zaman geçiyor. Burada biz faiz ödemişiz. Bu I ile gösteriyoruz bunu biliyorsunuz. 3000 lira bir faiz ödemişiz. Bize bu işlemdeki faiz oranı soruluyor. Şimdi S ile bakın bir işimiz yok. I ile işimiz var. Öyleyse I formülü kullanacağız. I eşittir. P çarpı R çarpı T. I ne kadar? 3000 lira. 3000 lira faiz ödemişiz. Kaç lira kredi kullanmışız? 50 bin lira çarpı bizden R faiz oranı isteniyor. Çarpı süremiz de 4 ay 4 bölü 12. Bu işlemi yaptığımızda buradan R %18 çıkıyoruz. %18 yani cevap B şıkkı olacak. Böyle bir sorunun gelme ihtimali de %100'dür arkadaşlar. Kolay bir soru çünkü rahatlıkla çıkabilir. Sadece siz bu formülleri öğrenin ve hesap makinesinde şunu nasıl yapacağınızı mutlaka pratik edin yoksa biraz zorlanabilirsiniz. Gelelim 7. soruya. Bir iş adamı bankadan 55.000 TL kredi kullanmıştır. Faiz oranı yüzde 35 olduğuna göre 62 gün sonra kaç TL geri ödemede bulunacaktır? Bir yılı 360 gün alın diyor. Yine hemen şurada gösterelim. Bir iş adamı 55 bin lira kredi kullanmış bugün. Bunu 62 gün sonra ödeyecekmiş. Tabi bunun için ne ödeyecek? Bir de faiz ödeyecek. Hem de ana parayı ödeyecek. Öyleyse bizden S değeri isteniyor. S değerini bulmamız lazım. Neydi S formülümüz? S eşittir. P 1 artı R çarpı T. P yerine 55.000 yazıyoruz. 1 artı R'miz ne? %35. 0,35 çarpı kaç gün var? 62 gün var. 62 bölü 1 yılı da 360 gün alın diyor. 360 yazdık. Bu işlemi yaptığımızda sonuç 58315 lira çıkıyor. D şıkkı. Böyle bir sorunun da gelme ihtimali %100'dür arkadaşlar. Gelelim 8. soruya. 8000 TL %40 faiz oranıyla 55 günde kaç TL faiz getirir? Hemen yine yanda gösteriyorum. Bugün 8000 TL kredi kullanmışız 55 gün Sonra bunu geri ödüyoruz Ama kaç TL faiz getirir diyor Yani bizden I isteniyor I'yi bulmamız lazım I formülümüzdeydi I eşittir P çarpı R çarpı T P yerine 8000 lirayı yazıyoruz Faiz oranımız yüzde 40 Çarpı yüzde 40 çarpı 55 gün. 55 gün. Bir yılı da 365 gün alın denilmiş. 55 bölü 365 dedik. Bu işlemi yaptığımızda da sonuç 482 TL çıkıyor. Yani D şıkkı. Böyle bir sorunun gelme ihtimali de %100 arkadaşlar. Gelelim 9. soruya. <laughs> 20.000 TL yüzde 12 faizle kaç ayda 4000 lira faiz getirir? Bu da bir öncekiyle aslında aynı soru sadece faiz oranı değil süre sorulmuş 0. Şuradaki gün sayısını arıyoruz. Başlangıçtaki paramız 20.000 liraymış. Faiz 400 lira olarak hesaplanmış. Faiz oranı da %12. Acaba kaç günde 400 lira faiz getirir? Onu soruyor bize. Yine I formülünü kullanacağız. I eşittir P çarpı R çarpı T. E, I'mız 400'dü. I yerine 400 yazdık. P yerine 20.000 yazıyoruz. Faiz oranımız %12. 112. Çarpı kaç ayda diyor. Kaç ayda dediği için T bölü 12 diyoruz. Kaç günde deseydi 365 diyecektik. Evet. Uzatmadan e, işlemi yaptığımızda X burada yani pardon T diyelim. Süremiz 2 e, ay çıkıyor. 2 ay yani E şıkkı. Böyle bir sorunun da gelme ihtimali %100. Evet. Son soruya gelelim. Son sorumuz. 17 Nisan 2011 tarihinde ihraç edilmiş. 25 Kasım 2011 vadeli 1000 TL nominal değerli hazine bonosunun 10 Temmuz 2011 tarihindeki değerini iç iskonto yöntemine göre bulunuz. Faiz oranı %19 yıl 365 gün. Evet yine yanda göstereyim. 17 Nisan'da diyor ihraç edilmiş. 25 Kasım vadeli 1000 TL nominal değerli, S değeri 1000'den. 10 Temmuz tarihindeki değerini bulunuz diyor. 10 Temmuz. Nisan var, Temmuz var, Kasım var. Biz ne diyoruz? Geçen sürenin bir önemi yoktur. Önemli olan kalan süredir. Öyleyse biz 10 Temmuz tarihindeki değerini bulacağız. İç iskonto yöntemine göre bulacağız ve şuradan geri getireceğiz. O zaman 10 Temmuz ile 25 Kasım arasındaki gün sayısını bilmemiz lazım. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Temmuz yine 31 çekiyor, 31 10, 21 gün Temmuz'dan var. Ağustos 31, Eylül 30, Ekim 31, Kasım'dan da 25 günümüz var. Toplam 138 gün. Toplam süremiz 138 gün. Artık iç iskonto yöntemini biliyoruz. P eşittir. S bölü 1 artı R çarpı T. S yerine 1000 yazdık. 1 artı faiz oranımız %19. %19 çarpı süreyi 138 gün bulmuştuk. 130 bölü bir yılda 365 gün alın diyor. 365. Bu işlemi yaptığımızda sonuç 933 çıkıyor. Ee, cevap aşık. Şimdi böyle bir sorunun gelme ihtimali yani %10 ancak diyorum. Daha da düşürdüm oranı. Çünkü 3 tane farklı tarih veriyor. 2 tarih arasındaki gün sayısını bulmanız isteniyor. Böyle bir soru gelmez. Doğrudan aradaki gün sayısı verilirse örneğin vadesine vadesine 100 gün kalmış diye gelebilir. O zaman %100 gelir ama bu şekilde gelmez. Evet özetle arkadaşlar basit faiz ve basit iskonto ünitesinde kullanacağımız belli başlı 4 tane formül var. Bir tanesi I eşittir P çarpı R çarpı T. Buradan P'yi, R'yi, T'yi verip I'yı sorabilir. I'yı, P'yi, T'yi verip R'yi sorabilir. Yani şu formül bildikten sonra verileri yazacaksınız. Hangisi soruluyorsa onu bulacaksınız. İkincisi S formülüdür. S eşittir. P, 1 artı R çarpı T. Bununla ilgili sorular gelebilir. Üçüncüsü iç iskontodur. P eşittir. S bölü 1 artı R çarpı T. Bununla ilgili bir soru gelebilir. İç iskonto diyelim şöyle. Ya da dış iskontoya göre P eşittir. S 1 eksi R çarpı T. Dış iskonto. peşin faizde de aynı formülü kullanıyoruz. O yüzden bunu bildikten sonra peşin faizle ilgili soruları da yapabilirsiniz. Bu dört tane formülü bilirsek basit faiz ve basit iskonto ile ilgili tüm soruları kolaylıkla cevaplandırabiliriz. Evet bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda üçüncü ünitedeki e, kendimizi sınayalım sorularını cevaplandıracağız. Hepinize iyi günler, kolaylıklar, başarılar diliyorum. Hoşçakalın.